Adıyaman standından geldik Hakkari. Hakkari aynı zamanda denkbejsiz olmaz. Ve bu denkbejleri siz şimdi izliyorsunuz ama Berçalan Yaylası'nda bir sesler çıkıyor ya, bunlarda. Ya. Berçalan Yaylası olmazsa Hakkari olmaz. Daha önce tabii ki Yolcu Yollarda programında Hakkari'nin Berçalan Yaylası'na çıkmıştık. Berçalan'da bu abilerimizi denkbej, genel adı denkbej değil mi? Denkbej. Denkbej. Evet, denkbej grubu. Yani denkbej ses veren. Denkbej manası ses veren. Anlamına geliyor. Anlamına geliyor. Şair diyorlar. Şair denince de sanatçı manasına geliyor. Şimdi bu kıyafet Hakkari'nin yöresel kıyafeti midir? Şimdi bu kıyafet Hakkari'nin yöresel dedelerimizden kalma kıyafetidir. Üzerimizde bulunan bunlara hepsine birden bergüz derler. Bergüz. Bergüz. Ayrı ayrı ise buna şepik derler. Buna şel derler. Buna şal derler. Taliska derler bunun üzerindeki kayışa. Tabi buna da cemadan iş ve şaşık derler. Şimdi oyunda dikkatimi çeken bir grup söylüyor, bir grup susuyor, bir grup daha sonra cevap veriyor. Evet. Sanırım bir konuşma, diyalog şeklinde bir söylediğiniz neydi böyle? Evet, şöyle bir şey. Mesela bir grup söyleyince tekrar eden grup sessiz kalacak durumdadır. Bunlar da aynı bizim söylediklerimizi tekrar ediyorlar. Bu düğünlerimizin her makamın, her türkünün bir makalı, bir öyküsü, bir manası var. Mesela şimdi sizin söylediğiniz neydi? Evet. Şimdi burada biz geliyor başkalana başlayacaktık ilk önce. Siz bırakmadınız. Geliyor başkalan demek yani başkalanın kalesi. Kalesiyle ilgili. Belki eski zamanlarda orada tabi kavgalar olmuş. Aşiretler arasında veyahut da herhangi bir sebeple o kaleleri yıkmak üzere gelmişler, üzerine baskın yapmışlar ve bunlara karşılık veren hep bu manaları taşıyan üzerinde sözlerdir. Peki bir grup neden sessiz tekrar ediyor? Şimdi eğer onlar sessiz kalmazsa söyleyenlerin ne dediklerini farkına varmadan biz ne söyledik onlar işitmiyorlar. Onun için sessiz kalmak zorundadır ki onlar da yanlışlık yapılmadan tekrarını ama yapsın. Ama sözler sabit değil midir? Ezberde şimdi yok mudur? Ezbere fakat herkesin bunu bildiği bir şey değil. Mesela değişe değişe bir başka bir türküden başka bir türküye değişmeli söylüyoruz. Anladım. Ha, onun için. Peki. İşte bunun adı Düzele. 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 Evet. Gerçek adı Düzele. Tek oldu mu Bik denir. Ama çift oldu mu Düzele. Tek olunca bu Bik. 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 Çift. Bik. Çift olunca. Bik. Düzele. Düzele. Evet. Düzele. O zaman böyle bikli düzeleli bir şeyler yap bize. Evet. Ya da. 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 Ya